Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Tas kontrol konusuyla sıradaki derse devam ediyorum. Ve evet, tas kontrolden kasıt prosesler, Uygula, uygulamalarımızın çalıştığı proses süreç. Türkçe süreç olarak da e, çeviri dokümanlarda veya Türkçe yazarların dokümanlarında görebilirsiniz süreçler diye. Çünkü proses kelimesinin birebir çevrimi gibi bir e, proses de diyeceğim ben eğitim süresince. Yani uygulamalarımızın runtime hali diyelim, çalışma zamanındaki hali uygulamalarımızın ve bir uygulamayı biliyorsunuz birden fazla çalıştırabiliriz, uygulamalar aynı anda çalışabilir meselesi ne hemen birkaç cümleyle değinelim çünkü konumuz hani işletim sistemleri konusu değil tam olarak ee, daha çok biz e, pragmatik bir yanına değiniyoruz Linux'un. Evet, şurada anahtar kelime burada, preemptive bakın. Ee, Unix gerçek preemptive multitasking'i destekler diyor hem de başından beri. Yani ne demek istiyor? 70'lerden beri. Öyleymiş. Aynı anda pek çok task, Ya yani burada preemptive multitasking ve cooperative multitasking, bunlar işletim sistemlerin e, temellerinin konuları. Bunları geçiyorum. Yani şu demek. Kernel e, bir prosesin önceliğine göre o uygulamayı da interrupt oluşturabilir. Diğer uygulamalara öncelik verebilir. Sonra o uygulamayı tekrar dönebilir. Hatırladığım kadarıyla bir kuanta süresince e, uygulamalara uğrar. Önceliğe göre de bazı uygulamalara fazla uğrar. Gibi gibi. Ne demektir bu? Pek çok task paralel olarak, bu paralel programlikteki paralel gibi düşünmeyin bunu, e, eş zamanlı olarak e, çalışır. E, tabii ki siz hangi programı çalıştıracağınızı da seçersiniz. E, inputların, outputlarının nereye gideceğini de seçersiniz. Temel, e, diğer işletim sistemlerinde kullandığımız tecrübeyi burada, Linux sistemlerde veya Media Linux sistemlerde de aynı kullanıcı tecrübesine sahipsiniz. Burada güzel bir espri var. E, e, malum ne demiştik? E, Linux'te her şey dosyadır. Burada Unix kelimesiyle tefsir etmiş. Aynı zaten köken olarak. E, atamız Unix. Linux Kernel için. E, biliyorsunuz o hikaye işte Minix Kernel açık kaynak olarak baştan e, Linux Torvası implemente ediyor. Minix üzerinden. Minix'de Unix tabanlı falan filan işte. de her şey dosyadır. Hani bunu daha önce muhabbet etmiştik bu şekilde. Ne demek her şey dosyadır? Bir aygıt, normal bildiğimiz regular file, normal dosyalar zaten dosya olduğunu biliyoruz ama aynı zamanda ne var? Dev altında pek çok da aygıt dosyası var. Kimi? Bizim disklerimizi gösteren. ...storage device'lardır. E, kimileri... ...karakter device'lardır. Block device'lar nedir? Bizim SDA... ...MMC, BLK... E, ...vesaire onları gösterirken... ...karakter device'larda... E, ...genel olarak... ...bakın... ...B ile gözüken kısım. Bu da... E, ...LS'in başka bir... ...çıktısı. Bakın LS-LA konusu... ...işlemiştik. Yeri gelmişken... ...malum biliyorsunuz burada link, o demek olduğunu... ...D'nin... Direktörü dizin demek olduğunu biliyorsunuz. Ee, bakın ikareciye sıfırı space'te erişebileceğiniz size Bir karakter e, Aygıt dosyası konumuz bu değil. Geçiyorum ama Şunu bilin Linux'ta her şey dosyadır. Eğer dosya değilse de prosestir. Bu kadar. Prosesler çalışan uygulamalarımızın örnekleri. Yani birden fazla uygulama çalışıyorsunuz bir uygulama çalıştırırsanız Birazdan e, topaş top çıktılarını, PS çıktılarını da meseleyi biraz daha somutlaştıracağız. Bir proses nedir? Açtığı dosyalar vardır. Bellekte ayırdığı bir alan vardır. Stekte bir maliyeti vardır. Ona atanmış bir ID vardır. PID diye kısaca process, process ID. Parent vardır. O da Parent ID'dir, PPI'dir diye geçer. Parent'ı vardır, yani burada e, bildiğimiz aile ilişkileri. Şu an Linux işletim sistemi anlatmıyorum. E, çok e, dediğim gibi pragmatist gidiyoruz. Çünkü konumuz e, komut satırı üzerinden Base script'in geçmek. Ama yeri geldi bahsetmek zorundayım, hızlıca geçeceğim kusura bakmayın. Ee, burada da bir aile ilişkisi vardır. Örneğin ailesini kaybetmiş bir proses. E, ne olur zombi veya diğer ismiyle. Ee, diğer ismi ne? Diğer ismi orfan. Yetim kalır. Ee, orfan olur. Yani zombi proses de denir. Parent'ını kaybetmiş bir proses için. Parent'ını kaybetmiş prosesi örneğin PID 1. Init proses e, evlatlık edinir. Bakın evlatlık kavramı var. Yetim Proses kavramı var Aile ebeveyn kavramı var Çünkü Birbirini aşata, açan birbirini başlatan Süreçlerle en başta bir işletim sistemi init proses başta olmak üzere PID bir Oradan çalış örneğin bir sistem 5 klasik bir Açılış sistemi düşünelim Sistem 5 açılış sistemini alacak init prosesle açılacak O onu açacak, o onu açacak, o onu açacak bir zincir var yani bir Aile ağacı var e, o yüzden burada bir parent ifadesi var. Yani bir proses açılmışsa onu açan başka bir proses var anlamında. Priority öncelik ya bu priority'si yüksekse e, ona ayrılacak süreç daha fazla. State nedir? Bunları PS üstünde de göstereceğim. E, o çalışıyor olabilir, ayrıldı olabilir, durmuş olabilir, donmuş olabilir e, veya zombi olmuş olabilir orfan olunca, yetim olunca. State de o Prosesin şu anki durumuyla alakalı bize bilgi veriyor. Diyor ve buradan hemen es, edebiyat kısmına hızlı bir şekilde geçmek istiyorum ki hemen uygulamamıza geçelim. Şimdi. E, evet, uygulamaları arka planda çalıştırmak. Şimdi biz gelecek konulara göz kırptığımız ama sizin ne yazdığı bu kafaya takmayın diye size havalı havalı bir şeyler yazdım ama son derece basit. Bir test script'i one-liner style'da devam edelim. Hepinizi one-liner yapacağım. Ee, buradan bir diyelim. Ne yaptım? Ben bir proses açıyorum. Bakın aç kapı parantez açtığında bir ileride göreceğiz. Sub process. Şimdi ben bunu açınca ne yapacak? Saniyede bir test diyecek değil mi? test test test. Şimdi peki bunu arka plana atarsa bakın standart out'u yine bu terminaldeki standart out ama ben istediğimi yapabiliyorum. Yani bu ne demek? Bu bir artık background proses oldu. Bu bir background proses oldu. Burada onu açtığımı ben onu görüyorum. Background proses. Peki. E ee, gitti o gidiş. Ne yapacağız? Nasıl kurtulacağız veya nasıl durduracağız falan filan. Şimdi o konulara bakalım. Şimdi jobs dediğimiz zaman bakın bir tane çalışan prosesimin olduğunu söylüyor. O nedir? Bir numaralı job, jobs var. Bir numaralı iş. Şimdi bu bir numaralı işi zaten bir tane olduğu için sadece FG demem yeterli. Bakın FG dedim. Foreground komutunu çalıştırdım ve öne geldi. Bu kadar. Bu kadar. Şu an bakın prompt çıkmıyor artık. Biraz önceki yukarıdaki prompt çıkmıyor ve ben istediğim komutları çalıştıramıyorum. Artık terminal bende değil. Tamamen ön planda çalışan uygulamada. Ctrl Z diyorum. Ne oldu? Uygulamam durdu. Jobs'a çıktısına bakıyorum. Evet bir tane durmuş kardeşim senin uygulaman var. Adı da bu. E, adı kendinde sakla. Bu. Neden? Çünkü ben bir one-liner stilde script'i bir proses olarak, bir sub proses olarak bunları ileride. Bunlar şu an anlam ifade etmesin, bırakın siz konuya odaklanın ama ben biraz da ileriki konular için göz kırpayım size. Ne yaptım? Tek satırda bir script yazdım. Ya hocam doğru düzgün bir şey çalıştırsan. Ya doğru düzgün şeyi siz zaten çalıştırırsanız Biraz ben ileriye dönük sinyal vermeme izin verin bana. Siz gidersiniz, istediğiniz komutu çalıştırırsınız. Sonuna ampersantı çaktığınız zaman ne oldu? Background proses oldu zaten. Şimdi ne oldu? Bu durdu. E durdu. E bunu background'da aldık. Hmm. Gitti. Şimdi tekrar çalışsın. Bakın. Hoppa. Hı. Şu an bakın background'ı tekrar çalışmaya başladı. Uygulamam artık tekrar arka planda. Siz bakmayın şu prompt'un yanına test yazdığına. O oraya denk geliyor. Aslında her satıra bir tane test yazmaktan başka bir şey yapmıyor bizim programcımız. Şimdi bir daha kontrol yapalım. Aa, pardon zaten background'da foreground pardon zaten foreground'da Evet pardon özür diliyorum. Şu an arka planda. Bir an kafam karıştı. Şu an arka planda ve terminalime ben istediğim gibi müdahale edebiliyorum. Tek gıcık durum. daha önceki derste öğrendim. Redirection yapmadığım için. Niye redirection yapmıyorum? Çünkü göstermek istiyorum. Bu programı çalıştığını size. Yani standart out'u ve standart error'u istediğim yere yönlendirebilirim bir dosyaya da. Ama şu an çalıştığını göstermek istiyorum sadece. Tamam şu an nerede? Burada. Hadi onu ne yapalım? Foreground alalım. Hı, aldım. Hadi kontrol Z yapalım. Ha durdu. Stop oldu. Şu an bakın ölmedi. Gitmedi. Kill diyorum. Git. Terminated. Bakın. Durdu. Kontrol Z ile. Sinyaller konusu. Şimdi bu aslında burada biz bir sinyal fırlattık işletim sistemi düzeyinde. Yine dersimiz maalesef işletim sistemi olmadığı için ben kaçamak dokunacağım. Siz de kaçamak dokunduğum bir şeyleri eğer daha derinlemesine merak ediyorsanız inceleyeceksiniz. Sadece işletim sistemi, e, Linux sistem yönetimi veya Linux işletim sistemi gibi bir başlık açtığımızda e, bu tarz sinyaller konusuna doğrudan dalarız. Şimdi bundan sonra bu eğitimden sonra bize başka bir eğitim bekliyor. Benim planım o şekilde. Orada da mesela sinyallere geniş bir başlık açamayacağım. Şöyle kendimden birkaç alasım var. Hani bir instansım. Bundan sonraki eğitime devam etsin. Ne eğitimi? Şimdi söylemeyeyim. Aslında bir, bir, bir yerlerde ağzımdan kaçırdım yani. Belki bir şekilde duymuş olabilirsiniz. Başka bir instansım. Benim benden bir proses üretelim. Ben işletim sisteminde bir dosya olayım. Bin altında Murat. Bir tane çalıştırıyorsunuz ama. Ne oluyor? İşte atıyorum 3 ayda bir eğitim çıkıyor. Daha çok eğitim çıksın. Yanına da parametre mi verin? Doktor P boşluk Linux kernel eğitimi versin. Tak. G arkaya at. Başladı çalışmıyor. Doktor P boşluk system programming eğitimi versin. Tak, at arkaya. Doktor P boşluk Linux sistem yönetimi eğitimi versin. Tak, at arkaya. Ne oldu? Doktor P'den 3 tane instance çıktı mı? Çıktı. Hmm. Keşke böyle bir şey olsa. Ama şu an single task. Doktor P kanalı. Ama işletim sistemlerinde ne var? Preemptive. Özellikle yaklaşımla da biraz önceki esprileri herhangi bir uygulamadan istediğiniz, istediğiniz, istediğiniz instance'da açabiliyorsunuz. Tabii ki her şey sınır olmakla beraber. Evet ne yaptık? Biraz önce işimize de Ölüm emrini verdik. Öldü. Aslında abort. Kapattık. Haydi devam edelim. 13 dakika olmuş bile. Evet. Biz zaten example'ı yaptık. Ee, proseslerimizi listeledik. Prosesleri listemenin başka yöntemi de var. Ama biz foreground, background özelinde bunlar birer jobs... Jobs dedi aslında bu terminalde açılmış prosesler. Yani Jobs kavramıyla, iş kavramıyla e, proses kavramı, süreç kavramı birbirinden benim bildiğim kadarıyla ayrı değil. E zaten e, şurada gördüğünüz running dediği şey de bir prosesin ta kendisi. E, Burada evet. Böyle enteresan. Evet Sunumlarda siz böyle şeyler yapmayın. Evet, suyu sabuna dokunulan böyle şeyler hoş değil. Evet. Geçiyoruz bu example. PS. Pek severiz. Herkes de bilir bunu. En çok da nasıl kullanıyoruz? PS. Aux dediğimiz zaman Ha değil tabii ki Murat. PS dedik. Ne var ne yok ee, prosesimizde listeledik. Biraz önce bahsetmiştik ya şu kolonlarına şöyle bir tekrar bakalım bakın. Ee, her prosesin kullanıcısı var. Evet. Bir atanmış PID var. Bakınız SBIN init burada PID 1 ve onun tetiklemesiyle beraber. Köşeli parantezler kernel'ın ta kendisidir. Bakın. Kernel'ın yaptığı kernel'ın yürüttüğü işlerin ta kendilerini belirtiyor köşeli parantezliler. Evet, ilerliyorum. Bizim user space'imiz, ölümlülerin dünyası, köşe parantezli olmayan. lar. Şimdi kolonlara tekrar geri dönüyorum. Kullandığı CPU memory'den Stat. Şimdi bu stat da neydi? Ee, biraz önceki sunumdan atılarsınız. Statüs. Şimdi bunların anlamlarını bakmak isterseniz, Mampies e, oldukça yeterli bir içerik sunuyor. Hem e, kullanıma adına formatları vermekle beraber, hem de kendisini, örneğin, Process State Codes, de Allah göstermesin. Uninterruptible sleep. Evet efendim daha çok göreceğiniz S. Sleep'tedir ya bu uygulama ya da running'tir. Normalde bu ikisini R ve S'yi görürsünüz. Ee, diğerlerini kolay kolay görmezsiniz. Anormal durumlar dışında görmezsiniz. Bakın. E, ayrıca yanında Şöyle küçük bir işaretle gördüklerimiz yüksek e, öncelikli gibi gibi PS komut mal sayfası oldukça yeterli bir içerik sunuyor. Şimdi bu içerik kapsamında Şöyle yapınca düzeliyordu herhalde. Tamam. Şimdi devam edelim. Bakın kod data stack size'ında VSZ kısmından kolonundan görebiliyoruz. Statta run, sleep ve zombide e, parent proseslerin öldüğü durum. Evet. Top komutunu da bilirsiniz. Top komutu e, doğrudan Enkörsüz tabanlı, dinamik olarak refresh olan, e, yine benzer kolon isimlerini görebiliyorsunuz. Mantoptan da, evet, daha farklı detaylar alabilirsiniz. Evet, ben asıl gelmeye çalıştığım killing process kısmına, prosesleri öldürme kısmına gelmek istiyorum. Buralar sadece görüntüleme bize. Size ekstradan şöyle bir e, bonus H topu göstereyim. H top komutu e, top komutunun e, biraz daha interaktif, daha interaktif bir versiyonu diyeyim. Büyük H ve küçük bakın H'yi açıp kapatıyorum. Büyük H'ye basıyorum şu an. Büyük H'ye bastığımda şu an threadleri göstermezken büyük H'ye basıyorum ve e, mesela snapd servisinin altında açtığı threadleri de görüyorum. Bakın thread e, high level bir bakış açısında thread ve prosesinde Linux'ta kolay kolay farkın farkıyla yüzleşmezseniz. Bakınız burada aslında şu gördüğünüz yeşiller birer snapd servisinin threadleri. Onu da görmüşken göstermiş olalım. Şimdi geçiyorum. Bunları kendiniz halledersiniz ama söylemeseydim olmazdı. Evet, process ID'ler dedik arkadaşlar. Biraz şu an kavga ediyorum Visual Studio Code'la. Hmm. Otomatik büyük küçük yapmıyor şu an. Evet. Ee, herhangi bir uygulamayı Process ID'sini kill komutuna vererek e, öldürebiliyoruz. Şimdi gelin Şimdi bir e, Bu kill e, komutu sırası, süresince e, DD komutunu Kullanacağım sizinle Ama biraz değiştirelim onu Şunu sildim Block size 1 megabyte yapayım. DD burada e, Bizim için e, count'ta e, kaç tane o block size'ın olsun? İşte 1020 4 çarpı 10 efendim işte 10 GB gibi bir e, bize data üretsin. Şimdi ve bunu arkaya atalım. Evet. Şimdi PS Fawkes benim en e, çok, şöyle OnePS'den göstereyim, F'i niye koyuyorum söyleyeyim size, F-A-U-X e, en çok kullandığım şekil benim. Evet. Full format listing'i F ile yapabiliyorum. F, A, U, X e, benim genel kullanımım. Şimdi P, S, F, A, U, X diyorum. Ve grep ile filtreliyorum. E tabi şimdi o benim ne kullandığımı bilmiyor ama ben şimdi o filtreden e, şöyle filtremi biraz şenlendireyim. Biliyorum ki ben sonra D'den sonra if yazdım. Bakınız. Şimdi benim prosesim çalışıyor. Ve şu an uninterruptible sleep'te. Bu bir sonra başka bir zaman açtığınızda ise farklı bir state'de görebilirsiniz. Prosesin son durumuna göre değişen bir şey. Ve işlem tamamlandı bakın işlem tamamlandı. Evet 10 GB'lık boş bir data oluşturdum. Niçin? Test için. Şimdi biz bu işlem tamamlanmadan onu öldürelim. Yani kapatalım. Abort edeceğiz yani. Önce bir silelim de 10 GB datayı. 10 GB sıfırlardan oluşan 24.102 Şimdi e, biraz önce isminden grepledik. Bakın 24.102'den grepleyelim. Bakın yine karşıma geliyor. Sadece bir kelime arama yapmış olduğum çıktı da. Uygulama şu an Uninterruptible state de gözüküyor ama aslında çalışıyor. Yani işlemi yapıyor. Gelin hemen onu e, sizlere ömür yapalım şu anda. Bakınız terminated işini bitirmeden ki işini bitirmediğinde şöyle görelim. Bakın daha 4 GB e, yazmış ki biz uygulamanın kapatılması sinyalini gönderdik. Terminated. Evet. Şimdi bu bir e, Sonlandırma sinyali, terminate sinyal signal göndermiş olduk. E, tre 9'da ise farklı bir signal e, sinyali göndermiş oluyoruz e, ve e, hemen prosesin sonlandırılmasıyla sonuçlan sonuçlanan bir sinyal. Şimdi. Şimdi burada kelimelere e, e, takılma şansınız zaten eğer e, sinyaller konusunu biliyorsanız kelimelere de burada takılmazsınız. Şimdi e, SIG abort ayrı bir sinyaldir ama kill komutu default olarak e, sig term komutu, e, sig term sinyali gönderiyor. Yani termination sinyali gönderiyor. Gelin görün ki şurada da termination kelimesi kullanmış. Burada kullanılan kelimelere takılmayın. E, Kill e, Default 9 sinyali gönderirken Şimdi bakın mankilden size Default ne yaptığını Söyleyeceğim Bakın Default e, sinyal Yani herhangi bir tre 987 Kullanmadığınız sürece e, Ne olmuş oluyor? Sick Term olmuş oluyor O da 15. sinyal Eee Burada sinyal numarasını verebileceğiniz gibi doğrudan TRE Term veya doğrudan TRE Kill veya TRE Sick Kill ben bunu tercih ediyorum. Ee, kullanabilirsiniz. TRE 9 el alışkanlığı Bil biliyorsanız kullanabilirsiniz. Farkı neymiş tekrar bakalım. Bakın ee, uygulamanın herhangi bir kapanma hazırlığı yapmasını beklemeksizin aniden kapanmayı sağlar. Şimdi e, bu, şimdi şurada bir man 7 signal varlığını da bilin en azından. E, bu eğitim kapsamında sagnal yazdım. Ancak bu kadar bahsedeceğim. Bakın overview signals signals, e, sinyaller konusunun e, üst perdeden bir anlatımı ile ilgili bir man sayfası var. E, sinyaller e, hangi fonksiyonlar bunlar POSIX fonksiyonları veya komut olarak da kill komutunu görüyorsunuz. Kill e, aslında skill sinyali göndermek için değil sadece. Ama e, aslına bakarsanız şu an e, sinyal gönderen bir e, komut olarak çalışıyor. Ama ilk tasarladıklarında belki de sadece skill göndereceklerini düşündüler. E, evet. Bakın burada da e, ...sinyaller. Sinyallerin listesini... ...görüyorsunuz. Bunlar şu an eğer... E, ...giriş seviyesinde dinliyorsanız beni... E, ...sizin için oluşa giriş... ...seviye. E, giriş seviyedeyseniz bu konular... ...iler... ...biraz ağır gelebilir. Şimdi... H-TOP çıktısından size sinyalleri bir seyrettireyim. Yani kill komutunun kullanımı e, o kadar da e, aslında bir uygulama kapatmak meselesi o kadar basit bir mesele değil. Bakın burada e, H-TOP'un implementasyonu yapanlar en aşağıda bakın F9 ile kill ta, e, tabına geçiyorum. Bakın istediğim sinyali gönderiyorum aslında arkada kill çalıştırıyor olacak. Şöyle kendimi sağ çekince, örneğin bir uygulamayı seçin diyor. Sen uygulamayı seç. Sonra da F9'a bas diyor. Evet bir tanesinde duruyoruz örneğin. Ona F9'a basıyoruz ve o prosese istediğim sinyali gönderiyoruz. Ama ben gönderemem tabii ki. Hashtop'u kendi kullanıcımla açtığım için bu ruta ait bir e, proses. Gelin biz birkaç tane proses açalım. Şu bizim while'lı arkadaşa bakalım. Evet. Bu sefer sessiz prosesler açalım. Bu birinci prosesimiz olsun. Bakın 37.054 37.084 37102 3 tane proses açtım. Şimdi PS deyince zaten bu 37000'leri e, görüyoruz. 37054, Burada bakın aslında bir bash script satırı. Tabi içerisinde silip komut ayrıca çalışıyor. Ayrı bir proses. Evet, Tabi ki scriptler böyle. içerisinde bir sürü proses çağırıyor. Şimdi hash topa gidiyorum. Şimdi bakın açtığım e, tek satır script e, prosesi. 37.054, 37.084 ve 37.102. Ve en üstünde bir tane daha 1005 var. O da Visual Studio Code içerisinde açtım bu terminalin ta kendisi. interaktif Non-interaktif, interaktif olmayan tek satır script koyduk örnek olarak. E, 37.054. Şimdi 37.054'ü... F9'u seçiyorum. Buradan bir sinyal seçiyorum. Bakın zaten SIGTERM geliyor default olarak. Default eee kill'e herhangi bir parametre vermezseniz 15 sinyaliyle kapatacak. Biz burada 9'u seçiyoruz. SIGKILL. O baştakini seçmişim. Ayağıma az daha mermi sıkıyordum terminalim kapanır. F9'u tekrar basıyorum. Evet 37054'ü Şimdi skill ile kapatacağım. Tak gitti artık. Gelin aynı işlemi. Şimdi 37.084 e, ve 37.102. Bakın bunları nereden okuyorum? Şu PID kolonunu okuyorum. 37.084 ve 37.102. Gelelim onları da. Ki. Tire 9. 37.000. 84 killed. Bakın aldığı sinyali de bana kibarca söylemiş oluyor. Bakalım 15 verelim. Yani term 15. Yani diğer adıyla sigterm. Yani ya da default sinyal aynı zamanda. Pardon. 37.084'ü öldürmeye çalışıyorum. 37.084'ü biraz önce zaten gönderdik. Sırada kim vardı? 37.102 hmm. Sick Term veya Tire Sick Term'i tercih ediyorum. 37.102 Gitti. O da neymiş? Terminated ee, sinyal listemize tekrar bir dönelim. Başka bir sinyal gönderelim. F9. Bakıyorum buradan. Örneğin ee, sick term sick stop sinyali gönderelim mesela bir tanesine. şöyle bir tane proses açalım kendimize. 39.522 10'a 39.522 522'ye 8 stop sinyali. Bak stop Durdu. Ölmedi. Hala o proseste bir o PID'de bir proses var. Sick kill gönderiyorum. Killed. Öldürüldü. Terminated. Stop. Killed. Abortu ayrıca oynayabilirsiniz. Terminate'i Gösterdik. Ee, çeşitli scriptler, uygulamalar açıp e, bu proses aç kapat oyununu oynayabilirsiniz. Kill all mesela kill all ile e, şahsın ismini veriyoruz. Örneğin prosesin ismini verelim şimdi bir dd komutuyla. Ne yapmıştık. Bu bayağı zaman alıyordu. Bir, evet 10 GB'lık bir dosya oluşturmak üzere dd başladı. Eğer kill all dd dersem. Çalışan bütün dd'leri kapsayan bir emir olacak. Bu bakın terminated gitti. Bir tane daha başlattım. 40.045'de başladı. Bu sefer terminated değil de 9 yani skill. Bu sefer numarayla Bakın aynı şey olduğuna bakalım şimdi. Skill ve tre 9 aynı bir kelime ile ikisi de kill sinyali gönderiyor. Kill komutun adı kill, kill ol ama sadece skill sinyali göndermiyor. Bütün sinyalleri gönderebilen e, sinyal gönderme komutumuz aslında bakarsanız kill. E, uygulama kapatmaktan ibaret bir şey değil. Man kill de herhalde böyle bir şeyler yazıyor olsa ki. Bakın kill. Sadece seek kill değil. Genel olarak komutun görevi belli bakın. Sen de signal to process. Bir prosese sinyal göndermek görevi. Başka bir şey değil. Ne yaptığını e, çeşitlendirebilirsiniz sinyallere göre. E, bir sick user uygulaması yapalım. Gelin. DD komutu içerisine siguser user bir sinyali implemente edilmiş. Yani siguser user bir sinyalini trap ediyor. Trap de ayrı bir terim. Onları yeri gelince görürüz. Şimdi bu terminalde bakın e, foreground'da ön planda e, DD uygulaması 10 GB'lık bir sıfırlar oluşan disk oluşturmaya başladı. Şimdi bir terminal daha açıyorum. Bu terminalden bütün dd'lere sig user 1. Bakın ne durduracağım? Ne başka bir şey. Ee, custom bir sinyal. Eğer bu sig user 1 sinyalini trap etmeye dönük bir implementasyon yaparsanız uygulamanız onu trap eder, yakalar. Trap bir terimdir burada. Yakalar ve custom yani size bağlı uygulama implementasyonu. Bakın ben dd'ye sig user 1 sinyalini gönderdim. Bakayım o ne tepki vermiş. Bakın tepkisi şu an yakma işleminin, yazma işleminin bir verboz, bir detayını vermek üzere bir özellik yazmış DD komutunun implementasyonu yapanlar. Bir sinyal daha gönderirsem bana şu an 8.4 GB yazdım diyor. Hmm. Şimdi bu işlemi baştan başlatalım ki 8.4 GB yazmış hemen bitmesin. Geçelim bu tarafa. Şimdi bu işlemi bunlar tabii ki ileriki derslerin konuları. Ama siz gördünüz artık bir kere. Saniyede bir bu sinyali göndersin. E ne yapacak o zaman? Başladı bu sinyal göndermeye. Saniyede bir sinyali aldıkça DD komutu... Bakın... Mevcut... Yazma durumu ile ilgili. Mevcut ne kadar yazmış? Bunun bilgisini bana veriyor. SIG User'da tamamen custom. Siz implementasyonunuzda... Sinyalleri trap etmeyin, yakalamayı... Ee, filtrelersiniz. O sinyali yakalayınca ne yapacağınız size kalmış. Şu boş disk dosyasını da bir silelim. Bakın artık bir dd komutu şu an çalışmıyor. No process found hatası veriyor. Bu hatayı kim veriyor? Artık kilol veriyor. Buradan çıkalım. de grafik e, bir çözüm. Bizim ...şu an eğitim kapsamımız dışında bir konu. Ee, burada... ...bilgisayar kullanımına dönük bir şey var. Siz bunu siz, kullanmayı size bırakıyorum. Konumuz dışında. Ama e, pratik, sempatik şeyler... ...CTL6, F1, 2, 3, 4, 5 ile... ...bilgisayarınız donduğu zaman... ...F2, e, 3, 4... ...kullanır, terminal açabilirsiniz. E, benim F1, CTL6... ...F1 örneğin grafik... Ee, oturumuna karşılık gelirken F2, 3, 4, 5, 6, terminal açabiliyorum. Ee, böylece örneğin user interface GUI dondu diyelim. Ee, bilgisayarı reboot etmeden kurtarmak adına böyle kısa yollar da var. bunlara size bakıyorum. Bunlar artık genel kültürünüz. Ee, diyorum ve bir eğitim süresi için, ders süresi için yeterli süre geçti. Bu sequential command sıralı komutlar dan sıradaki derste devam edelim. Görüşmek üzere.